Birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili ve Elazığ'la ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okumuş olacağız efendim. Her gece olduğu gibi bu gece de özetlerimizle başlıyoruz. Efendim Elazığ'da deprem sonrası yapılan konutların anahtar teslimini gerçekleştirip ziyaretleri sonrası kentten ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından fotoğraflarla birlikte bir paylaşımda bulundu. Birazdan o paylaşımı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'la ilgili düşüncelerini ekranlarınıza getirmiş olacağız. Efendim Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Borsası ve Esnaf Odaları Birliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ İş Dünyası Beklentileri raporunu takdim etti. O rapora da birazdan bakacağız. 4 çocuğu ve 14 torunu olan 76 yaşındaki Rabia teyze Cumhurbaşkanı'nın Elazığ gezisinde sohbet ettiği isimlerden birisi olmuştu. Rabia teyze Cumhurbaşkanı sevgisiyle kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan isim oldu. Peki neler konuşuldu? Rabia teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neler söyledi? Ayrıntılarına birazdan bakacağız efendim. AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut Elazığlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek İpek Yolu projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu ayrıntılarına birazdan bakacağız. Efendim Doruk Medya Yönetim Kurulu Başkanlığı'na iş insanı Ayhan Polat getirildi. Yine Kanal 23 Genel Yayın Yönetmenliği'ne ise usta gazeteci Arif Çakmak getirildi efendim. Ayrıntılarına birazdan bakacağız bunun da. Türkiye İstatistik Kurumu şehirlerde olan araç sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Elazığ'da kaç araç var onları da birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Her gün ifade ediyoruz. Çok araç var, trafik çok, şöyle oldu, böyle oldu. Bakalım Aralık ayı sonu itibariyle yani 2020 yılında toplam Elazığ'da kaç araç varmış birazdan ekranlarınıza getireceğiz efendim. Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen İHA kursları da başladı. İnsansız hava araçları yani İHA'lar, dronlardan bahsediyoruz efendim. Drone kullanmak isteyen Elazığlı hemşerilerimiz Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'ne başvurarak drone ehliyetlerini alabilecekler efendim. Özetlerimiz böyleydi. Son baskı başlıyor. Evet efendim son baskı canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü ziyaretinin birkaç ayrıntısı var. O ayrıntılara birlikte göz atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün biliyorsunuz Elazığ'daydı. Yaklaşık 8 buçuk saat boyunca Elazığ'da kaldı ve Elazığ'da çeşitli yerlerde, ziyaretlerde, incelemelerde bulundu. Açılışlar gerçekleştirdi. Onları dün uzun uzadıya konuşmuştuk. O görüntüleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 8-8,5 saatlik ziyaretlerinin tamamını zaten canlı olarak da dün ekranlarınıza getirmiştik. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ ziyaretlerinin ayrıntılarını ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Efendim Elazığ'da deprem sonrası yapılan konutların anahtar teslimini gerçekleştirip ziyaretleri sonrası kentten ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından fotoğraflarla birlikte paylaşımda bulundu. Elazığ'da deprem sonrası yapılan konutların anahtar teslimini gerçekleştirip ziyaretleri sonrası kentten ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından fotoğraflarla birlikte paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Telegram'dan yaptığı paylaşımda "Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik. Burada gözyaşı vardı. İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk. Gece demedik, gündüz demedik. O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ bunun çok daha iyisini yapacağız dedik. Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi," dedi. Erdoğan paylaşımının devamında ise "Ve bir yıl sonra ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik. Okullarıyla, camileriyle, parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun. Kıymetli kardeşim, biz sizin mutluluğunuzla mutluyuz. Biz size hizmetkarız," ifadelerini kullandı.
Evet efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'dan ayrıldıktan sonra bu paylaşımda bulundu. Paylaşımını ekranlarınıza getirdik. Tabii ayrıntılar vardı, o ayrıntılara bakmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Elazığ'a Elazığlı iş insanı Raşit Hacıoğulları da geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla birlikte Raşit Hacıoğulları Elazığ'a geldi efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili tabii Raşit Hacıoğulları'nın da bir açıklaması oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ilimize yaptığı ziyaretlerinde öğrencilik yıllarında dava arkadaşı ve komşusu hemşehrimiz iş adamı Raşit Hacıoğulları beraberinde gelmiş oldu efendim. Raşit Hacıoğulları yapmış olduğu açıklamada Sayın Devlet Başkanımız İstanbul Refah Partisi İl Başkanı iken 1984 yılında Elazığ belediye seçimlerinde miting konuşması yapmak üzere ve adayımıza destek vermek amacıyla geldiklerini zaman ben de seçim çalışmalarının içindeydim. Yakın ilgimiz yıllar içerisinde daha da çoğaldı. Nihayet 1994 İstanbul belediye seçimlerinde önce seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazanacağımızı kendisinden önce inananlardandım. Derken mahkeme cezaevinde tutukluyken haftada bir görüşme imkanı buldum. Recep Tayyip Erdoğan Elazığlı'ya ve Elazığ'a çok güvenir ve değer verir. Vefalıdır, Kadir Şinas'tır dedi Raşit Hacıoğulları. Yılbaşında beni telefonla aradığından Elazığ'da oturan gakkoşlara selam söyle, hiçbir eksiklik bırakmayacağız. Ben de şükran borçluyum, dört tepeli yeni bir şehir meydana çıkardınız dedim. Açıklamalarında bulundu efendim. Raşit Hacıoğulları fotoğraf ekranlarınıza geliyor. Elazığlı iş insanı Raşit Hacıoğulları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eskiden beri yıllardır bir samimiyeti olan, arkadaşlığı, dostluk ilişkisi olan bir isim. Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte işte İstanbul seçimlerinde, öncesinde, sonrasında sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olan bir isim oldu. Ve Elazığ ziyaretine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı uçakta Elazığ'a geldi. Ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ ziyaretlerine eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'dan ayrılırken de Erdoğan'ı İstanbul'a doğru uğurladı efendim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Elazığ ziyaretinin iyi ve güzel geçtiğini söylediğini de ifade etti. Yılbaşında da Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Raşit Hacıoğulları'nı aramış ve o telefon görüşmesinde Elazığ'da oturan gakkoşlara selam söyle, hiçbir eksiklik bırakmayacağız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Raşit Hacıoğulları'na efendim. O fotoğraf karesi ekranlarınıza geliyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'dan uğurlanırken çekildi bu kare. Zaten öncesinde öğlen saatlerinde de iş insanı Raşit Hacıoğulları Elazığ'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla birlikte geldi efendim. Ekranlarınıza getirmiş olduk. Ve devam ediyoruz efendim. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Borsası ve Esnaf Odaları Birliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ İş Dünyası Beklentileri raporunu takdim etti. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ merkezi 6.8 şiddetindeki deprem sonrası depremzedeler için yapılan konutlar ve diğer açılışlar için Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Borsası ve Elazığ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı tarafından müşterek hazırlanan Elazığ İş Dünyası Beklentileri raporu takdim edildi. Sadece bu konut ve yaşam alanıyla olmuyor. Hayat bir bütün, ekonomiye bakan yönü var. Biz de daha çok ekonomiyi temsil ediyoruz. Hep o konuda görüşmelerimiz var. Havaalanında Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey'le, Milletvekilimiz Metin Bulut Bey, Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları Bey'le çok güzel bir görüşmemiz oldu. İşte bu konutları kazandık. Şimdi işliklerimizde de yıkılan var. 5000'e yakın işliğimiz yıkıldı, iş yerimiz yıkıldı. Şu anda Elazığ'da iş yeri sıkıntısı yaşanıyor. Bunları da giderme adına gerek toptancılar sitelerimizi, gerek imalatçılar sitelerimizi, gerek diğer planladığımız organize sanayi bölgelerinin planlamaları ve altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla alakalı Mustafa Varank Bey'den de çok güzel görüşmeler yaptık. Neydi efendim, görüşmenin detaylarını anlatacak olursanız, neler talep edildi, neler verildi? Uzun zamandır çalıştığımız konulardı. Birincisi biliyorsunuz ikinci organize sanayi bölgemizin altyapı ihalesi Şubat ayında gerçekleşecek. Bunun önünde herhangi bir pürüz yok. Sayın Bakanımızdan tekrardan bunun teyidini aldık. Yaklaşık 189 milyonluk bir yatırım.
Bu inşallah Şubat ayı içinde gerçekleşecek. Yine ikinci organize sanayi bölgemiz Teknova OSEB'imizin yanında biz belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları Beyler ve sektör temsilcileriyle bir planlama yaptık. O da şöyle, mobilya imalatçıları sitesi, gıda toplanıcıları sitesi, inşaat malzemecileri toplanıcıları siteleri ve otosanayi sitelerinin burada konuşlanmasıyla alakalı bir planlama yapıyoruz. Şu an fizibilite çalışmaları devam ediyor hem belediye ile hem bizimle birlikte. Fırat Kalkınma Ajansımız üçümüz birlikte yürütüyoruz. Burada gerçekten yeni ticari alanlar ve imalat alanları oluşturmak istiyoruz ki şehrimizde özellikle biliyorsunuz eski yerleşim yerlerinde merdiven altı diyebileceğimiz veya binaların bodrum katlarında imalat yapan mobilyacılarımız vardı veya gıdacılarımız vardı. Yine gıda toptancılarımız vardı. Bunları hızlı bir şekliyle daha güzel, daha geniş ortamlarda işlerini geliştirebilecekleri fiziki alanlara taşımayı planlıyoruz. Böylelikle şehrin içindeki trafik yükünü azaltmak, aynı şekilde şehrin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz ve ticareti, üretimi artırmayı hedefliyoruz. Elazığ İş Dünyası Çatı Örgütleri tarafından Cumhurbaşkanı'na takdim edilen raporda, öncelikli olarak ticaretin canlanması, işsizliğin önlenmesi ve kaynakların ekonomiye kazandırılması hedeflendi. Bununla alakalı yine Sera İhtisas OSEB'imiz var. Malumunuz Besi İhtisas OSEB'imiz var. Bunların da yatırımlarının hızlı bir şekliyle gerçekleşmesini özellikle canı gönülden istiyoruz. Önceliğimiz tabii ki yaşanabilir konutlardı. Bu konutlara şehrimiz ulaştı, ulaşmaya devam edecek. Artık bundan sonra ticari hayatında bu gelişen şehrin gerisinde kalmamasını sağlama adına çalışmalar yürüteceğiz. Yine farklı taleplerimiz olacak. Onları ileriki günlerde sizlerle paylaşacağız. Evet efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ İş Dünyası tarafından bir rapor takdim edildi. Elazığ İş Dünyası'nın beklentilerini içeriyordu o rapor. Umut ediyoruz o raporda ne yazıyor? Açıkçası çok ayrıntılarıyla görmedik, bilmiyoruz. Ve o raporun en kısa süre içerisinde de hayat bulmasını bekliyoruz, temenni ediyoruz efendim. Zira hem depremden dolayı hem de pandemiden dolayı Elazığ ekonomisi çok ciddi sarsıldı ve yaralar aldı. Esnaflar, büyük küçük tüm esnaflar bu süreçten etkilendi. Özellikle deprem küçük esnafı çok derinden sarstı. Derken bir de pandemi geldi. Pandemiden dolayı işte halen daha işte kahvehaneler örneğin kapalı. Kafeler, lokantalar, restoranlar kapalı ve çok ciddi anlamda bir sıkıntı içerisine giriyor esnaf. Umut ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ esnafına bir ayrıcalık tanır. Çünkü bu pandemi destekleri evet tüm ülke genelinde uygulandı ama Elazığ'da malumunuz öncesinde bir deprem vardı. O depremin daha yaraları esnaflar saramamışken, o deprem nedeniyle henüz daha toparlanamamışken bir de üstüne pandemi geldi. Pandemiden sonra da vatandaşlar iyice bir ekonomik sıkıntı içerisine girmeye başladılar. Umut ediyoruz kısa süre içerisinde Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Esnaf Odaları Birliği'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunmuş olduğu bu rapor hayat bulur. Ya tabii rapor içerisinde ne var bilmiyoruz ama yani muhtemeldir ki iş dünyasının beklentileri o raporun içerisinde yer alıyordur. Elazığ'da esnafların talep ve beklentileri efendim. Başka rapor sunan oldu mu onu bilmiyoruz tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Elazığ'daki STK'lardan, il yöneticilerinden bu muhtemelen önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanmış olur. Devam ediyoruz efendim. 4 çocuğu ve 14 torunu olan 76 yaşındaki Rabia teyze Cumhurbaşkanı'nın Elazığ gezisinde sohbet ettiği isimlerden birisi olmuştu. Rabia teyze Cumhurbaşkanı sevgisiyle kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan isim oldu. Peki o sohbette neler konuşuldu? Rabia teyze neler düşündü? O görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak Beldesi'nde depremin birinci yıl dönümünde düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle yeni yapılan konutları gezerek inceledi. Evlerine yerleşen vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 4 çocuk annesi, 14 torun sahibi Rabia İpek, yöresel şivesiyle kollarını açıp, ömrümden ömrüne koya diyerek sevgi gösterisinde bulundu. Sana ögüm de öler, Tayyip Kulu ögüm de öler, ömrümden ömrüne koya.
Ömüründe ömüren kadar. 3+1=4 oldu. Çok memnunuz. Allah senden razı olsun. Allah başını işin ağrıtmıyor. Allah başınızdan etsin. O anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Kayıp kulu, ömrümden kese ömüren koyan kayıp kulu. Ayağın taşa değme, binin de bin ola, bir şey demeyeyim. Allah çağımı rızkını, kısmetini geniş eyle. Fakir fıkaranın babasıdır. Fakir fıkaranın anası babasıdır. Allah Allah Allah, işin rast gele, işin rast gele, rızkın geniş ol. Canım, Allah başımızda eskütlükünü vermiyor onu. 76 yaşındaki Rabia İpek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaşmasını anlattı. Ben hiç görmedim, şaşırttım. Beni şaşırttım, anan kurban şaşırttım. Tayyip'i gördüm. Ula deyim gel yanıma ki seni öpem doyca görem seni. Görem seni. Yavrum olasın. Tayyip, sen ömürün uzun ola Tayyip. İşin rast gele Tayyip. Rızkın geniş ola Tayyip. Depremde kızının evinin ağır hasar gördüğünü, kurada oturdukları evin kızına çıktığına değinen Rabia nine, çocuklarının ağız tadı ve can sağlığı ile oturmasını temenni etti. Ula ben Allah serse sesimi oraya götüres veresiz ha. Ona götüres veresiz ha. Benim sesimi duysun. Böyle hiç ayağı taşa değmeye. Burada yolun üstünde. He yolun üstünde bekledim Tayyip. Tayyip sen nereden geldin Tayyip? Başım dişin ağrım ya Tayyip. Sen buraları şenettin Tayyip'im. Sen buralara bela çenettin, buraları çenettin. Buraları fakir fakara ev sahibi ettin. İyiyim yani, binin bin ola. Evet efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü Rabia teyze ve o görüşmenin ayrıntıları öyleydi. Ekranlarınıza getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yoğun bir sevgi gösterisi yapmıştı Rabia teyze ve ardından da açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ ziyaretiyle ilgili. Efendim AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut Elazığlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti Milletvekili Metin Bulut. İpek Yolu Gençlik ve Çocuk Merkezi Çalışmaları Merkezi ile de ilgili bilgiler verdi. Metin Bulut, depremin üzerinden geçen bir yıl içerisinde 19.500 konutun yapımına başlandığını anımsatarak kısa bir süre içerisinde adeta yeni bir şehir inşa edildiğini söyledi. Güçlü bir iktidarız. Böyle olunca bir yıl içerisinde 19.500 tane konut neredeyse bitme aşamasına geldi. Çok kolay değil. Bir röportaj izledim. Yine sizin yapmış olduğunuz röportajlardan bir tanesi. Bir amca şöyle bir ifade kullanmıştı. Konuşması kolay, yapması zor. Hakikaten öyle. 20 bin tane konut dediğinizde bu 100 bin nüfusa tekabül ediyor. Neredeyse bir şehir. Yani çok kısa zaman dilimi içerisinde bir şehir inşa edildi. Ki bunun bir kısmı 6. ayda, bir kısmı 8. ayda, 9. ayda, 11. ayda teslim edildi. Allah nasip ederse Haziran ayının sonuna doğru da bütün konutların hepsini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ ziyaretinde pandemi nedeniyle miting hazırlığı yapmadıklarını belirten Bulut, vatandaşların oluşturduğu sevgi seline karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığlılara seslendiğini söyledi. Bulut, Elazığlılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdikleri teveccühden ötürü teşekkür etti. Pandemiden dolayı bir miting hazırlığımız olmadı. Bir miting yapmak istemedik. Toplu bir program da yapmak istemedik aslında. Biz sadece belli bir kesimin kontrol altında hepsinin testlerinin yapılıp temsili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da orada olduğu, konuştuğu bir anahtar teslim töreni yapmak istedik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın Elazığ'a geleceğini duyan Elazığlıları tabii tutamadık. Onların hepsi yolları daha havaalanından gideceğimiz güzergaha kadar doldurmuşlardı. Bir sevgi seli oluşmuştu. Yine gittiğimiz yerde, yani o programı yapacağımız yerde, çadırın önünde o kadar ciddi bir kalabalık toplanmıştı ki Sayın Cumhurbaşkanımız da buna kayıtsız kalmadı. Programda olmamasına rağmen otobüsün üstüne çıkarak, çünkü öyle bir hazırlığımız olsaydı belki bir platform kurulurdu. Otobüsün üzerine çıkıp o coşku, vatandaşımızın coşkusunu, sevgisini onlarla paylaşma
paylaşmak istedi. Kendisi de çok keyif aldı. Ben bundan dolayı bütün Elazığlı hemşehrilerime çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Onun gönlünde Elazığ'ın, Elazığlı'nın müstesna bir yer olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Elazığ lafını duyduğunda gözlerinin ışımasından biliyoruz. Bunu Elazığ'la alakalı her talebi götürdüğümüzde anında talimatlandırmasından biliyoruz. Dün de öyle oldu. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın Elazığ'a gelmesi büyük bir şans. Yerinde bazı yerleri görme, müşahede etme şansı oldu. Bizim taleplerimiz ve isteklerimiz oldu. Onları kendilerine ilettik. Tabii o da hemen talimatlandırdı. Elazığ açısından çok verimli bir misafir ağırlama olduğunu da ifade etmek istiyorum. Ben bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına basan, hem bütün Elazığlı hemşehrilerimize, bizi yalnız bırakmayan bütün teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi'nin Elazığ'a kazandırılmasında büyük emekleri olan Metin Bulut, merkezin açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Metin Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara merkeze destek sağlanması konusunda da talimat verdiğini söyledi. İpek Yolu bizim evladımız bu konuda. Siz de çok yakinen takip ettiniz. Yaklaşık 2 yıllık bir süre içerisinde çok emek harcadık. Hakikaten Elazığ'ın kaynaklarını da kullanmayarak dışarıdan kaynaklar oluşturup yapmış olduğumuz, kazandırdığımız bir anlamda binaları ve ülkeyi inşa ederken gençliğimizi de ihmal etmeme adına oluşturmuş olduğumuz bizim ileride dönüp arkamıza baktığımızda hakikaten övünç kaynağımız olacak projelerden bir tanesiydi. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürüyordu. Ama bugüne kadar biz hep İpek Yolu'nu kendisine kağıt üzerinde anlatmıştık, görsellerle anlatmıştık. İlk defa fiziki olarak görme şansını buldu. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği illerde bu tür yerlere çok gitmez. Yani neticede pandemiden dolayı bir açılış yapar. Daha sonra diğerlerini işte toplu açılışlarla açar ama burayı özellikle görmek istedi. Gördüğünde de çok beğendi, hakikaten çok beğendi. Yani siz anlatıyordunuz, çok güzel olduğunu söylüyordunuz ama hani sizin anlattığınızdan daha da güzelmiş gibi bir ifade kullandı. Memnuniyetini ifade etti. Önemli olan bu süreden sonra burayı çok efektif bir şekilde çalıştırmak. Ki onu da yapacağız Allah'ın izniyle. Çünkü bununla alakalı hem ekibimiz hazır hem kadromuz bu konuda çok donanımlı ve yeterli. Yine onunla alakalı da bakanları talimatlandırdı. Bugüne kadar vermiş oldukları desteğin aynısını devam ettirmeleri yönünde de bir talimatı oldu. Hatta bazı bakanlarımıza da espriyle siz de oradaydınız takıldı. Bunun sahiplenilmesi gereken bir şey olduğunu söyledi. Gençliğimizin teminatı olan gençlerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Neticede bu emaneti günün birinde biz bunlara tevdi edeceğiz. Bu emaneti bunlara bırakacağız. Onlar emaneti gerektiği gibi taşıyabilme adına tabii hazırlıklı olmaları gerekiyor. Bu hazırlıkta da tabii bizim görev ve sorumluluğumuz çok fazla. Bu hazırlığı da sağlayabilecek altyapıyı ve zemini bizim oluşturmamız gerekiyor. Buna yönelik bir çalışmaydı. Yani bugüne kadar defaten ifade ettim. Pek çok şey imza attık. Hakikaten işte havaalanından, çevre yollarından, şehir hastanesinden, işte kamu kurum kuruluşlarının binalarından, ilçelerin doğalgazlarından, işte Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi, işte yapmış olduğumuz barajlardan. Ama bunlar içerisinde bence en anlamlı olanlardan bir tanesi Uluslararası İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ydi. Onun da dün açılışını birlikte yaptık. 2 yıllık programımız şu anda hazır. Finansmanı da hazır. Tamamen Avrupa Birliği'nden almış olduğumuz bir finansman. Tamamen şu anda pandeminin bitmesini bekliyoruz. Pandeminin bitmesiyle birlikte inşallah hem Elazığ'ın hem bütün bölgenin hem de ülkenin kullanımını açacağız inşallah. Evet efendim, şöyle bir iki mesajımıza bakıp ardından devam edelim. Abi 8000 konut teslim edildi falan deniyor. Hani nerede, niye açıklanmıyor? Çatalçeşme bittiğiyle ilgili bilgiler var çevrede demiş izleyicimiz. Efendim biliyorsunuz bu konutlar Karşıyaka Mahallesi'nde, Yazıkonak Beldesi'nde, Abdullah Paşa Mahallesi'nde,
Bizmişen bölgesinde bu konutlara yerleşen vatandaşlarımız vardı. Akabinde işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamada da zaten hem Malatya hem Elazığ vesaire toplamda bir konutun bittiği ifade edilmişti Fahrettin Altun tarafından sosyal medyadaki açıklamasında. Buralarda da bu konutlara yerleşen evleri teslim edilen işte Dilek ve Petek sitesinde evleri teslim edilen vatandaşlarımız var. Onlar şu anda o evlerinde yaşamaya başladılar ki Yazı Konak Beldesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan da o evlere misafir oldu. Çatalçeşme ile ilgili ayrıca Çatalçeşme'de henüz daha bir tamamlanma durumu olmadı. Bu tamamlandığı zaman zaten bizler eğer AFAD'dan öğrenebildiğimiz kadarıyla sizlere aktarmaya çalışacağız efendim. Bu noktada Çatalçeşme'deki inşaat çalışmaları devam ediyor. Yemişlik ve Çatalçeşme biliyorsunuz kurallara dahil edilecek. Zafran'ın da kurallara dahil edileceği açıklandı AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık tarafından. Tabii bu iki bölge, üç bölgede vatandaşlar istedikleri bölgeye gidip başvuracaklar. Kurada isimleri çıkarsa o bölgelerden ev sahibi olabilecekler. Çatalçeşme'nin çok büyük bir kısmı tamamlandı. Hatta ben geçtiğimiz yayınlarda şunu ifade etmiştim. İşte yemişlik ne zaman teslim edilecek, yemişlik ne zaman teslim edilecek diye. Ben şunu söylemiştim geçtiğimiz yayınlarda da hatırlarsanız. Çatalçeşme'nin yemişliğe göre daha erken tamamlanacağını ve Çatalçeşme kurallarının daha erken çekilebileceğini ifade etmiştim. Muhtemeldir ki şu anda hem kuraya girme hazırlıkları hem kura başvuruları alma hazırlıkları hem de bir taraftan Çatalçeşme 1. etabın tamamlanma hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyordur. Furkan Bey, köy evlerinin durumu ne olacak? Bize aydınlatır mısınız? Hayırlı yayınlar demiş izleyicimiz. Bu önümüzdeki günlerde yaklaşık 100-120 köy evinin teslim edileceği ifade edilmişti. Yakın bir zaman denilmişti. Yakın bir zamanda 100-120 evi köy evinin teslim edileceği açıklanmıştı. Tabii birçok köyde bu konutlar yapılıyor ve birçoğunda bitme aşamasına geldi. Ama henüz çalışmaların olmadığı köyler de var. Nasıl çalışmalar olmadı? O köylerde yer tespitleri yapıldı. Ya da o köyler, bazı köyler var mesela birkaç tane köy, dağlık bir alan. O köylerde ev yapmanın mümkün olmayacağı ifade ediliyor dağlık bölgelerden dolayı. Bir de yer tespitleri yapılan, fizibilite çalışmaları yapılan köyler var. Oralarda da en kısa süre içerisinde inşaatlara başlanması hedefleniyor efendim. Bunu da aktarmış olalım. Evet, şöyle bakalım, yine çok mesajımız peşi sıra geliyor. İnşallah hepsini okuyabiliriz ama zor görünüyor. Biz konteynerde kalıyoruz. Kiracıların hali ne olacak? Biz de vatandaşız. Tek hak sahipleri mi vatandaş demiş izleyicimiz. Tabii bu konu üzerine daha önceden çok açıklamalar yapıldı, çok konuşuldu. Konteynerde kalan kiracılara ev verilirse bu defa depremde ağır hasar alan ve o dönemde kiracı olan tüm vatandaşlara ev verilmek durumunda kalacak denildi. Ve ayrıca konteynerde kalan, hak sahibi olmayan kiracılara ev verme gibi bir durumun hukuki olarak mümkün olmadığı ifade edildi. Peki ne olabilir? Önümüzdeki süreçte hem konteyner kentte kalan kiracılara hem ev sahibi olmak isteyen diğer maddi durumu çok da iyi olmayan vatandaşlarımıza ev sahibi yapabilmek için Elazığ'da aynı zamanda bu deprem konutlarının yanı sıra sosyal konutlarının da sayısı artırılabilir. Burada il yöneticilerine tabii büyük iş düşüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazır Elazığ'da çalışmaları son sürat devam ederken, hazır bakanlık yetkilileri sık sık Elazığ'a gelirken, hazır Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum adeta Elazığlı olmuşken, bunu ayrıca yine fırsata çevirebiliriz. Sosyal konut, Elazığ'da yapılacak olan sosyal konutların sayısını artırabiliriz. İşte 1000 tane sosyal konut yapılacaksa bunu belki 3000'e, 5000'e çıkartabiliriz. Böylelikle konteyner kentlerde kalan kiracılar da bu sosyal konutlardan faydalanabilir. Diğer ev sahibi olmak isteyen ancak maddi durumları nedeniyle ev sahibi olamayacak durumda olan vatandaşlar da bu evlerden faydalanabilir. Elazığ'daki sosyal konut projesini de artırmakta fayda vardır gelecek süreçte. Furkan Bey, yemişliğin başvuruları ne zaman yapılacak demiş izleyicimiz. Yemişliğin başvuruları ne zaman yapılacağı belli değil. Az önce de ifade ettik. Önce yani benim düşüncem, çünkü Çatalçeşme bayağı hızlı ilerliyor. Önce Çatalçeşme'de bir kura için başvuru süreci olacak sanıyorum. Ardından yemişliğe gelecek. Çünkü yemişlikte henüz inşaat çalışmaları devam ediyor.
Şöyle devam edelim bir iki mesajla da. Furkan Bey, Abdullah Paşa ikinci etap evleri ne zaman teslim edilecek, bilginiz var mı, aydınlatır mısınız? Bu soruları şöyle yapalım. Elazığ'da hangi etabın, hangi mahalledeki hangi etabın ne zaman teslim edileceği belli değil. Bunu il yöneticilerine de soruyoruz sık sık. Konuğumuz kim oluyorsa, işte milletvekilleri geliyorsa onlara soruyoruz. AFAD İl Müdürü geldiğinde ona soruyoruz. Tabii net bir tarih vermek mümkün değil bu durumda. Çünkü onlar da gelecek süreçte, yakın zamanda bu konutların teslim edileceğini ifade ediyorlar. Ama onlar da net bir tarih vermiyorlar. İyi akşamlar. Acaba hak sahipleri kurası ne zaman çekilecek? Bizim işlemde kuraya girmiştik, çıkmadı. Diğer kurayı merak ediyorum. Zafran ve Yemişliğin ne zaman çekileceği bunun da belli değil. Ama hem Yemişlik hem de Zafran'ın ortak bir kuraya gireceği açıklanmıştı. Furkan Bey, iyi geceler. Dün Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşan bütün vatandaşlarımız her şeyden memnun. Maşallah. Madem öyle, size neden bu kadar çok sitem dolu mesajlar atılıyor acaba? Bilmiyorum efendim. Yani bu durum benim de aklıma geldi. Yani dedim, eğer çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 eve canlı bağlantı gerçekleştirdi. 3'ü de 2+1'de vatandaşlarımız evlerinden demek memnunlar efendim. Belki de yani niye böyle oluyor bilmiyorum ama çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Ancak hem bize hem de il yöneticilerine, çünkü mesela bakanlar da Elazığ'a geldiğinde biz zaman zaman onlara eşlik ediyoruz. Bakanlara da vatandaşlar gidiyorlar, mahalleleri ziyaret ettiklerinde vatandaşlar gidip söylüyorlar, işte 2+1 istemiyoruz gibi, bize 3+1 ev verin gibi. Bakanlara da zaten bu taleplerini zaman zaman iletiyorlar. Ama dün öyle bir durum oluştu. İşte Cumhurbaşkanı gitti, Yazıkonak beldesindeki vatandaşlar da teşekkür etti. Tabii teşekkür ediyoruz. Netice itibariyle bu evler çok kısa süre içerisinde yapıldı. Hakikaten hem koronavirüs sürecini göz önünde bulundurursak hem de bu soğuk havalar, işte geçen TOKİ'den yetkililer ifade etti, toprak bile dondu dedi Elazığ'da yani. Bu nedenle bu sürece rağmen çok iyi ilerledi. Ama işte bazı vatandaşların beklentileri, talepleri, sorunları, şikayetleri olabiliyor. İşte bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne kadar iletebildik? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne kadar bunların dikkatini çektirebildik? Tabii orasını bilemiyoruz efendim. Evet, günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Doruk Medya Yönetim Kurulu Başkanlığı'na iş insanı Ayhan Polat getirildi. İş insanı Ayhan Polat, Doruk Medya'nın yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Öte yandan Kanal 23 televizyonlarının genel yayın yönetmenliğine de Arif Çakmak getirildi. 27 yıldır yayın hayatına devam eden Kanal 23'ün de aralarında bulunduğu Doruk Medya'nın yönetim kurulu başkanı iş insanı Ayhan Polat oldu. Medya grubundan yapılan açıklamada, Doruk Medya Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy birliğiyle bölgenin sevilen ve başarılı iş insanı Ayhan Polat getirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda yapılan değişiklikle birlikte, yayın grubu genel yayın yönetmenliğine ise Arif Çakmak getirildi. Daha önce Kanal 23 genel yayın yönetmeni olarak görev yapan Metin Erol'a da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz denildi. Evet efendim, tebrik ediyoruz. Hem Ayhan Polat'a başarılar diliyoruz hem de Kanal 23 Genel Yayın Yönetmenliğine getirilen Elazığ'ın en eski gazetecilerinden birisi olan başarılı isim Arif Çakmak'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ve devam ediyoruz efendim. Diğer gelişmelerimiz, diğer mesajlarımızda bakalım nerede kaldık. İyi akşamlar Furkan Bey. Sayın Cumhurbaşkanı 8 bin tane ev teslim ettik diyor. Ya ben Elazığ'da yaşamıyorum, görmüyorum, durmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, başkanı burada yaşıyor. Toplasan 3 bin tane ya eder ya etmez. 8 bin nereden çıktı Allah aşkına? Bir de bir şey soracağım. Anahtarları verilen kişileri TV'ye seçerek mi çıkarıyorlar demiş izleyicimiz. Bilemiyorum efendim. Yani 3 noktadan bağlantı yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı evleri de ziyaret etti. Artık nasıl bir durum oluştu? Tabii onu bilmemiz mümkün değil. Hayırlı akşamlar Furkan Bey. Dün anahtar tesliminde Sayın Cumhurbaşkanımız ev sahiplerinin anahtar teslimlerinde telekonferansta sormuş olduğu eviniz kaç artı bir sorusuna 5 kişilik ailenin cevabı 2+1 deyince Cumhurbaşkanımız bile böyle bir adaletsizce kuraya tabi tutulması gerçekten çok dikkat
çekmiştir. Buradan sizlerin aracılığıyla AFAD Müdürümüzün geniş ailelere kura çekilişinde bir öncelik tanınmasını temenni ederim demiş izleyicimiz. Yani öyle bir durum olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sordu evinizden memnun musunuz diye 2+1'lik evde yaşayan aileye. Aile de çok memnunuz dedi. Allah sizden razı olsun diye cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Evet. Furkan Bey, Mustafa Paşa ve Zafran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ödemeleri AFAD gibi 20 yıl ve faizsiz mi olacak? Ne olur bu konuyu gündeme getirebilir misiniz? Efendim ifade edelim. Şimdi Mustafa Paşa Mahallesi kentsel dönüşüm kapsamında yapılıyor. Yani Mustafa Paşa Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı fiyatlar geçerli olmayacak. Orada EFE TÜFE'ye göre bir artış söz konusu olacak. 2 yıl ödemeli ödemesiz durumu da açıkçası bilmiyorum. 20 yıl vesaire olacak ama 2 yıl durumunu bilmiyorum. Bu noktada Zafran'da öyle bir durum olacak. Kentsel dönüşüm kapsamında yapıldığı için, pardon Mustafa Paşa'da, kentsel dönüşüm kapsamında yapıldığı için bakanlık oranın biliyorsunuz Mustafa Paşa'nın arsa bedellerini açıkladı. İşte kimi vatandaşın arsa bedeline 100 bin denildi, kimi vatandaşa 150 bin denildi, kimi vatandaşa 160 bin denildi. Bu sadece Mustafa Paşa için değil, Abdullah Paşa, Rüstem Paşa ve Sürsürü için de öyle oldu. Arsa bedellerini açıkladı. Ardından o bölgelerde yapılan evlerin fiyatları açıklanacak. Bu henüz açıklanmadı. Aslında vatandaşlar bunu merakla bekliyorlar. İşte denilecek ki, örnek veriyorum, Mustafa Paşa Mahallesi'nde işte Karanfil Sokak'taki evin fiyatı 350 bin TL. Kadir Albay orada hak sahibi oldu, örnek veriyorum. Ve evinin fiyatı da 300 bin TL. Örnek veriyorum. 200 bin TL, 300 bin TL. Arsa bedeline, daha önceki bu hak sahibinin arsa bedeline bakılacak 150 bin TL diyelim. Kadir Albay'ın 300 bin TL'lik evinden 150 bin TL geri ödeme alınacak. 150 bin TL'yi TOKİ arsa parası karşılığında düşmüş olacak. Ama revize alanlarda Zafran Mahallesi'nde, Bizmişen'de, Yemişlik'te böyle bir durum, Çatalçeşme'de böyle bir durum söz konusu değil. Oraya zaten hak sahibi olan vatandaşlar gidiyorlar. Evlerin fiyatı neyse o evleri işte geri ödemeli açıklanan şartlarda 2 yıl ödemesiz 20 yıl boyunca geri ödemelerini gerçekleştiriyorlar efendim. Evet, devam ediyoruz. Hangi haberimizle devam ediyoruz? Bakır Maden Kültür Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, Maden Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan Apuar Çeşmesi'nin tescillendiğini belirterek, çeşme ile birlikte ilçede tescilli eser sayısının 9'a çıktığını söyledi. Bakır Maden Kültür ve Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Deniz Seyrek, Maden ilçesinde Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan Aha Buhar Çeşmesi'nin tescillenmesi için Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne yaptıkları başvurunun sonuçlandığını söyledi. Seyrek açıklamasında binlerce yıllık geçmişe sahip olan Harput, merkezde olmak üzere çevresinde yer alan 10 ilçemizin her biri zengin değerlere sahiptir. Bu değerler sivil toplum kuruluşları, kamu ve yerel yönetim kuruluşlarının oluşturduğu saç ayakları üstünde akademisyenlerin aydınlattığı yolda çalışılmalıdır. Bu çalışmalarla idari, kültürel, dini ve geleneksel sivil mimari yapılarımız tescil edilmek suretiyle ilimizin kimliği oluşturulmalıdır. Son yıllarda öne çıkan şehirler incelendiğinde kimlikli şehirlerin ortaya çıktığı ve çekim noktası oldukları görülmektedir dedi. Başkan Seyrek, dernek olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmek adına kapsamlı bir çalışma yürütmek için kolları sıvadıklarını kaydederek, Maden ilçemizde Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan Aha Buhar Çeşmesi'nin tescillenmesi için Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuru kabul edilmiştir, dedi. Seyrek, böylelikle ilçe merkezindeki tescilli eser sayısının 9'a yükseldiğini belirterek, çeşmenin en az 150 yıllık olduğunu kaydetti. Evet, devam ediyoruz efendim. İyi geceler Furkan abi. Bize depremden önce TOKİ çıktı. Kurallar çekildi ama sanırım hepsi depremzedelere verildi. Bizmişen ikinci etap emekli konutlarının kurası ne zaman çekilecek veya çekildi mi haberiniz var mı? Bu arada annem
Anneannem her gece sizi severek izliyor, hiç kaçırmıyor demiş izleyicimiz. Anneannenize kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım. Ellerinden öpüyoruz, dualarını bekliyoruz. Tabii bu sosyal konut kapsamında yapılan evleri soruyor izleyicilerimiz. Ben bunu konuğumuz olan milletvekili Sermin Balık Hanım'a da sormuştum. Genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık Bey de milletvekili Metin Bulut'a bu durumu sormuştu. Ya Metin Bey ne cevap verdi onu bilmiyorum ama Sermin Hanım işte bunların yapımları olacak. Önümüzdeki günlerde bu evler yapılacak dedi. O vatandaşlarımızın hakkı devam ediyor gibi açıklamalarda bulundu efendim. Evet devam edelim. Neler var? İyi akşamlar Furkan oğlum. Cumhurbaşkanımız geldi, hoş geldi. Ama biz de o depremi yaşadık. Hiç kimse bizleri sormadı. 5 ev değiştim. Çocuklarımla çok zorluk çektim. Biz vatandaş değil miyiz? Biz de derdimizi anlatırdık demiş izleyicimiz. Tabii burada yani vatandaşın derdi sorunu herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bunu iletmesi mümkün değil tüm Elazığ'ın. Herkesin bir beklentisi var. İşte mesela bana gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey sorsaydı vallahi ben yani sizlerin sorunlarını takır takır söylerdim ki bazen bakanlık yetkilileri geliyorlar, soruyorlar. İnancınız olsun bunları sürekli kendilerine ifade ediyoruz. Bize gelen tüm mesajları kendilerine yoğunluklu olarak ifade ediyoruz. Milletvekillerine sizlerin sorunlarını sık sık ifade ediyoruz. Programımıza geldiğinde zaten aktarıyoruz. Ama her insanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi mümkün değil. Burada sizler il yöneticilerine, mülki idare amirine, milletvekillerine, belediye başkanına, eğer onların çözebilecekleri sorunlarınız varsa onlara ulaşmak durumundasınız. Onlara da ulaşamıyorsanız artık bundan sonraki süreçte CİMER'e, BİMER'e durumunuzu iletebilirsiniz. Abi iyi akşamlar. Elazığ'ın DASK sorunu var. Sayın Milletvekili Sermin Balık çözecek mi? Lütfen sesimizi duyurun. İnşallah sözlerini tutarlar. Sayın Süleyman Soylu'ya da notumuzu verdik demiş izleyicimiz. DASK'la ilgili mesaj atan izleyicilerimiz var yine bu gece. DASK sorunuyla ilgili yine gerçekten mesaj rekoru kırıyoruz. Takır takır mesajlar geliyor. Yine hepsini okuyamayacağız. Şimdiden özür dilemiş olalım. DASK'la ilgili mesaj atan izleyicilerimiz var. Ve bu sorunları geçtiğimiz gün milletvekili Sermin Balık, ben DASK'la ilgili sorunları çözdüm dedi. Eğer halen sorunu olan vatandaşlarımız varsa ki bunlar çok azdır dedi. Bunlar bana ulaşsınlar ben çözerim dedi. DASK'la ilgili sorunu olan vatandaşlarımız Sermin Balık'a ulaşabilirler. Şu numarayı paylaştı milletvekili Sermin Balık. Ankara'daki makamının numarasıymış. 0312 420 55 98 efendim. 0312 420 55 98 bu numarayla milletvekili Sermin Bala DASK'la ilgili sorunlarınızı iletebilirsiniz. Kendisine ulaşan tüm sorunları, DASK'la ilgili tüm sorunları çözeceğini ifade etti. Evet, DASK'la ilgili sorun vardı, ona değindik. Bir depremzede olarak Bizmişen konutlarına yazıldım, kurada adım çıkmadı. Yeniden kura çekimine yazılacağım mı yoksa Bizmişen'de yeni yapılan konutların kurallarını mı bekleyeceğim? İyi geceler demiş efendim. Sizler depremzede olduğunuz için, hak sahibi olduğunuz için yapılan deprem konutlarından hak sahibi olabiliyorsunuz. Bunlar da Zafran, Bizmişen, Yemişlik, Çatalçeşme. Yani Bizmişen'de size çıkmadıysa siz geri kalan 3 seçeneği değerlendirmek durumundasınız. Yemişlik, Zafran, Çatalçeşme. Yemişlik ve Zafran'ın kurallarının birlikte çekileceği açıklandı. Yani Yemişlik kuralları, başvuruları başladığında oraya tekrar başvuru yapmanız gerekiyor. Ya da Çatalçeşme'de istiyorsanız Çatalçeşme kurallarının başvuruları başladığında oraya başvuru yapmanız yeniden gerekiyor kurallar için. Evet şöyle devam edelim. Nerede kaldık? Furkan Bey iyi yayınlar diliyorum. Başkan Erdoğan Elazığspor için herhangi bir müjde verdi mi? Elazığspor'la ilgili mesaj atan izleyicilerimiz var. Bunlara da toplu bir cevap vermiş olalım. Elazığspor'la ilgili durum nedir diye ve ardından bir reklam arasına gidelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Elazığ ziyaretinin ardından sosyal medyada bir paylaşım dolaştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, işte tahta açıldı, şöyle oldu, böyle oldu gibi bir mesaj vardı. Bu mesajı bizler dün canlı yayın konuğumuz Elazığspor Kulüp Başkanı
Selçuk Öztürk bizlerle birlikteydi. Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk'e sorduk. Bu nedir, işin aslı nedir diye. Gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir talimatı oldu mu diye. Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öyle bir talimatın olmadığı, konunun sosyal medyada yanlış anlaşıldığını, zaten kendisinin de öyle bir açıklama yapmadığını ifade etti. Peki ne olmuş bu Elazığspor'la ilgili? Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığspor'un borçlarını iletmiş. Bu kadar borcumuz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu borcu Elazığ'da toparlayamıyor musunuz? Bu parayı Elazığ'da bu bölgede toparlayamıyor musunuz demiş. Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk de efendim toparlayamadık demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toparlayabilirsiniz, inşallah toparlarsınız gibi bir cümle kullanmış. Ardından Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk bakan kurum ile görüşmüş. O da işte olur bakarız gibi bir bakalım gibi konuşalım görüşelim gibi bir cümle kullanmış efendim. Dün Selçuk Öztürk bunları söyledi. Tabii bu Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk'ün açıklamasının tamamı, bu görüşmenin tüm detayları Elazığ'ın haber sitesi elazighsonhaber.com'da da yer alıyor efendim. Evet efendim, son baskıya şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından özellikle Elazığ'da önümüzdeki günlerde bir kar yağışı var mı yok mu, kar yağacak mı yağmayacak mı? Bunun ayrıntılarına bakacağız, günün diğer gelişmelerine bakacağız ve okuyabildiğimiz kadarıyla da mesajlarınızı okuyacağız efendim. Ama şimdi kısa bir reklam arası. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık, yeni güne de birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz efendim. İlk bölümümüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ ziyaretinin ayrıntılarına bir göz attık. O haberleri ekranlarınıza getirdik ve günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Efendim Türkiye İstatistik Kurumu şehirlerde olan araç sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Elazığ'da Aralık ayı sonu itibariyle toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı 133.025 oldu. Aynı yılın bir önceki ayına göre Elazığ'daki araç sayısı 391 adet arttı. Türkiye'de 2020 yılında 1.038.905 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Türkiye'de 2020 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %54.8 artarak 1.038.905 adet olurken trafikten kayda silinen taşıt sayısı %87.3 azalarak 48.328 adet oldu. Böylece 2020 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 990.577 adet artış gerçekleşti. Açıklanan veriler Elazığ'daki trafiğe kayıtlı araç sayısını ortaya çıkarttı. Verilere göre Elazığ'da 133.025 trafiğe kayıtlı araç var. Bunların 76.256'sı otomobil, 3.838'i minibüs, 794'ü otobüs, 26.513'ü kamyonet, 5.629'u kamyon, 7.743'ü motosiklet, 516'sı özel amaçlı, 11.736'sını ise traktör oluşturdu. Elazığ'da 2019 yılı Aralık ayındaki araç sayısı 126.387 iken bu rakam 2020 yılı Aralık ayı sonunda 6.638 artarak 133.025'e ulaştı. Kasım ayı verileriyle kıyaslandığında ise bir önceki ayda Elazığ'da 132.634 araç varken bu rakam bir ayda 391 adet artarak 133.025'i buldu. Çevre illerle kıyaslandığında ise en fazla araç sayısı Malatya'da. Elazığ'da 133.025 araç bulunurken Malatya'da 185.694, Diyarbakır'da 124.672, Bingöl'de 17.432 ve Tunceli'de 9.667 araç bulunuyor. Evet efendim, geçen yıla göre Elazığ'daki araç sayısı 391 adet artmış. Tabii bu araç sayısı sadece 23 plakalı araçlar var. Bir de işte 34-06 gibi il dışında araçlar alınıp Elazığ'a geldiği zaman o araçların sayısı var. Yani velhasıl kelam Elazığ'da bayağı bir araç var ve her geçen yılda bu araç sayısı artıyor. Peki trafik bunu kaldırıyor mu? Trafik bunu kaldırmıyor. İnşallah en kısa süre içerisinde bu trafiğe de hızlı bir şekilde çözüm bulunabilir. Gerçi yani nasıl çözüm bulunacak? Yani
belirli sorunlar, sıkıntılar var trafikle ilgili, trafiğin rahatlatılabilmesi için. İşte burada bölge müdürlüklerine taşınması bir seçenek. Artık şey kaldırmıyor, Hazar Dağlı Kavşağı. Orada özellikle mesai saatleri giriş ve çıkışlarında çok ciddi bir araç kuyruğu oluşuyor. O bölge artık örneğin kaldırmıyor. Yarın işte Yemişlik'teki evler bittiğinde, teslim edilmeye başlandığında oraya ulaşım için vatandaşlar Hazar Dağlı Kavşağı'nı kullanacaklar. Oradaki yoğunluk daha da artacak. Bununla ilgili şimdiden planlamalar yapmak gerekiyor. Artık oraya iki katlı, üç katlı bir köprü mü yapılır, battı çıktı mı yapılır, işte köprülü bir kavşak mı yapılır, nasıl olur bilmiyoruz ama Hazar Dağlı Kavşağı bir trafik sorunu gelecek süreçte yaşayacak. Akabinde bir sonraki süreçte Tofaş Kavşağı aynı sorunu yaşayacak efendim. Bir an önce bizim buraları kilit haline getirmeden bir trafiği çözmemiz lazım. Tabii en önemlisi Elazığ'daki trafik sorununun en başlıca nedenlerinden birisi ikinci sıra parklar. İkinci sıra parklar olunca tek şeride düşüyor akış. Bu nedenle iki koldan akması gerekirken tek koldan akış gerçekleşiyor. Bunun için de tabii park sorununu çözmek gerekiyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı altında bir park yapılıyor, otopark. Ama bu tek başına, başlı başına yeterli olmayacaktır. Bununla birlikte Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Ahmet Ayten Meydanı'nın altında, Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin altında da bir otopark projesi vardı. O projeyle birlikte şehir merkezindeki park sorunu bir rahat bir nefes alabilir. Bir de bilmiyorum, birçok izleyicimiz bana katılır herhalde. Bunu da önceki yayınlarımızda da ifade ettik. Gazi Caddesi'nde vatandaşlar yaya geçitlerinin dışında istedikleri herhangi bir yerden karşıya geçiyorlar. İşte arabaların önüne atlanılıyor vesaire, araba duruyor gibi şeyler oluşuyor. Aslında büyük şehirlerde bu tür önemli caddelerde yayaların karşıdan karşıya geçmelerini belirli bir noktadan sağlamak açısından o kaldırım kenarlarına demir korkuluklar yerleştiriliyor. Yani yaya istediği yerden yola atlamıyor. Belirli yerlerden bir geçiş sağlanıyor. Bunun olması bir fayda sağlar mı bilmiyorum. Şehir plancıları bunu çok daha iyi bilir. Eğer fayda sağlayacaksa Gazi Caddesi'ne her iki tarafa, hem sağ kaldırıma hem sol kaldırıma bir demir korkuluklar, demir camdan bir şeyler yapılabilir. Yayaların sürekli yola geçişini engelleyebilmek için daha bir akış sağlanır mı? Daha mı bir yoğunluk oluşturur? Tabii bunu en iyi şehir plancıları bilir ama bir değerlendirmekte fayda vardır diye aktarmış olalım. Efendim, Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen İHA kursları başladı. Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen İHA kursları 700'e aşkın ön başvurunun yapıldığı birinci grup 50 drone pilotu adayı ile başladı. 6 gün sürecek olan 36 saatlik eğitimin verileceği İHA kurslarını tamamlayan kursiyerlere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı ehliyet verilecek. Kurslarda eğitimlerin tamamı pandemi nedeniyle uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilecek. Şimdi bir izleyicimiz yazmış, Enes Çakmak, selamlarımızı da göndermiş olalım kendisine. Diyor ki, Furkan Bey diyor, demirin üstünden geçerler daha tehlikeli diyor. Evet, yani demirin üstünden de bu defa atlayıp yola düşme durumu oluşabilir. Yani bunlar hep bir değerlendirilmesi gereken durumlar. İşte bunları şehir plancılarımız çok daha iyi dikkate alacaklardır. Biz Sirice Gölbaşı Mahallesi'nde oturuyoruz. Burası riske alan, evime gelip bakılmadan kafalarına göre değer verildi. Ayrıca evlerimizin nerede yapılacağı da belli değil. Buradan duyurursanız çok sevinirim ve bilginiz varsa paylaşırsanız demiş izleyicimiz. Orayla ilgili açıkçası bir bilgim yok nasıl olacak diye. Furkan Bey, Mustafa Paşa Mahallesi evlerimize verilen fiyat gerçekten çok az. Buna itiraz etmek mümkün mü? Mümkün ise ne yapmamız lazım? Selamlar, iyi akşamlar demiş izleyicimiz. Yani mahkeme süreçleri bu tür konular için hep açık. Mahkemeye başvurabilirsiniz. Bir dönüş, yani ne kadar olur, ne kadar süre, tabii bunu bilmemiz mümkün değil. Furkan oğlum, Cumhurbaşkanımız Elazığ'a gelmesi bizi çok gururlandırdı. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Senden de Allah razı olsun demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi yayınlar Furkan Bey. 5.3'lük deprem sonrası ağır hasar
hak sahibi olacaklara yeni evler mi yapılacak yoksa yapılan konutların kurallarına mı dahil olacaklar? Bilgi verir misiniz? Efendim muhtemelen onlara 24 Ocak'ta tüm depremzedeler yerleştirilecek. Onlar yerleştirildikten sonra elde işte 1000, 2000, 3000 konut artık ne kadar kalır bilmiyoruz. O konutlar kaldıktan sonra onlara yerleştirilecek. Eğer yetmezse yeni konutlar yapılacak. Çünkü bu Aralık ayından sonraki depremde hak sahibi olan vatandaşların daha resmi süreçleri başlamadı. Listeler bile açıklanmadı. Yani hangi evler orta hasardan ağır hasara döndüğüne dair resmi listeler yayınlanmadı. Sadece şifahi olarak görevliler ifade etti. Bu resmi listelerin yayınlanması lazım. Ardından hak sahipliği başvuruları var. Hak sahipliği başvurularından sonra önce şu var, listeler yayınlanacak. İşte örnek veriyorum, Yeni Mahalle Kemal Sokak'ta Ayşe Apartmanı'na orta hasar verildi tekrar. Bu listeler yayınlanacak. Ardından listeler yayınlandıktan sonra 15 gün süre ya da itiraz süreci başlayacak. Yani Yeni Mahalle Kemal Sokak Ayşe Apartmanı'nda oturan vatandaş orta hasara itiraz edebilecek. Tekrar bir inceleme süreci olacak ardından. Daha sonra bu hak sahipliği süreçleri başlayacak. Akabinde işte bu süreç bu şekilde 24 Ocak'ta olduğu gibi devam edecek. Yani 24 Ocak'ta yaşadığımız sürecin bir benzerinin tekrar bu süreçte yaşamış olacağız efendim. Evet, devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle sıkıntılarımız fazla diyen pazarcı esnafı hem sorunlarını dile getirdi hem de belediye başkanından beklentimiz yüksek diyerek kapalı pazar alanlarının bir an önce yapılmasını talep etti. Domatesin fiyatı yine mi çıktı? Sebze meyve fiyatları ne kadar demeyeceğiz. Bu sefer domatesi, meyveyi, sebzeyi tezgaha getiren esnafların sorunlarını dile getireceğiz. Neden kaynaklanıyor? Yani pazar yerleri daha hijyenik olabilir. Yani bizim sıkıntımız pazar yerlerinin üstü kapalı olması. Kapalı olduğu zaman daha iyi olur. Daha hijyenik olur. Pandemi dolayısıyla örnek veriyorum. Yani şöyle bir baktığımız zaman görüyorsunuz siz de. Üstünün kapalı olması, pazar yerinin içerisinde mescidinin olması, yani bir müşteri geldiği zaman yani sıkıştığı zaman bir tuvalete gidemiyor. En basitinden yani. İçinde tuvaletinin olması, bu şekil pazar yerlerinin daha güzel olması için bu şekilde büyüklerimizin hani bize bir el atması lazım pazarcılara, esnaf, pazarcı esnaf olarak bizlere bir yardımcı olmaları lazım. Şu anda sıkıntımız yer konusunda sıkıntımız var. Pazarların kapalı olmasından sıkıntımız var. Labo durumunda sıkıntımız var. Ondan sonra araç park sıkıntımız var. Efendime söyleyeyim, mesela vatandaş kapalı pazar olduğu zaman mesela geçen hafta işe çıkmadık. Esnaf olarak işe çıkmadık. Niye? Kar yağdı, çıkamadık. Kapalı pazarımız olsa daha güzel olur. Mahalle arasında olmazsa mesela daha düzgün yerler olsa daha hoş güzel olur. Pandemi nedeniyle sıkıntılarımız fazla dediler. Pazar yerlerinin eksikliklerini sıraladılar. Hani kapalı pazarlarımız yok. Kapalı pazarların olmasını istiyoruz. Özellikle kış mevsiminde şartlar bizi çok zorluyor. Donlu havalarda, yağışlı havalarda hani büyük sorunlar çekiyoruz, büyük sıkıntılarımız oluyor. Bu yüzden işte buradan yetkililer sesleniyoruz. Kapalı pazarlar imkanı sunsalar iyi olur. Onlar bir de park sorunlarımız çok oluyor, otopark sorunlarımız çok oluyor. O yönde yani başka sorunlarımız öyle çok aşırı büyük sorunlarımız yok. Belediyemizin bizim için elinden geleni yapacağına inanıyorum. Ben hani belediye başkanımızın bize verdiği sözleri de biliyoruz. Şu an durum kötü yani, hakikaten kötü. Belediyenin hani daha öncelik verdiği durumlar var. Önceliği onlara vermiş durumda. Lakin biz de bekliyoruz. Şu an bakın şu pazarın bir haline baktığınız zaman 40 tane sokağa bağlamışız. 40 tane sokak, yani burada bir acil hasta olsa, bir evde bir yangın çıksa buraya ne bir itfaiye girebilir ne bir ambulans girebilir. Yani bizim pazarlarımızın daha modern bir yere taşınması gerekiyor. Belediye başkanımızdan beklentilerimiz, gerçi biz kendi çalışmalarından göreve geleli belli çok memnunuz. Özellikle de pazara bir el atmasını canı gönülden istiyoruz ki atacağından eminiz. Sıkıntılarımız esnaf olarak kapalı pazar yerleri istiyoruz. Pazar yerlerimizde lavabo, WC, mescit gibi sosyal yerlerin yapılmasını istiyoruz. En büyük sıkıntımız kapalı pazar yeri. Ekonomik anlamda da sıkıntı yaşadıklarını dile getiren esnaf, teşvikten yararlanamadıklarını da söyledi. Fiyatlara baktığınız zaman şu anda gayet uygun durumda. Yani kış olmasına rağmen gayet uygun durumda. Yalnız müşteri gelmiyor.
Daha çok hani manav markete yöneliyorlar. Manav markete yöneldiğin zaman kapalı ortam zaten. Manav markette hani pandemi sürecince kapalı ortamdan uzak durmasını istiyor devlet büyüklerimiz. Ama burası açık alan olmasına rağmen müşteri gelmiyor. Pandemiden dolayı yani işlerimiz biraz düşüşte efendime söyleyeyim. Bir de vatandaş yani Eskişehir'de pazara biraz şey hastalığından dolayı biraz şey sıkıntı var. Bütün esnaf çekti. Biz sadece Elazığ pazarcıları falan değil yani Türkiye'de bütün esnaf zorunlu çekti. Mesela kafe sektörleri, lokantalar, kıraathaneler olsun. Ya bizi de etkiliyor. Cumartesi pazarları kapalı, iki günümüz yok. Kısıtlamalar var. Bu yönde tabii büyük bir zorluk çekiyoruz. Hani çalışmayan vatandaşlar var. Pazara gelemiyor. İnsanın cebinde parası yok. Vallahi teşviğe başvurduk. Reddedildi. Bizim Elazığ pazarcıları reddedildi bilmiyorum. Ama bazen illerde vermişler yani. Teşvik hem kira yardımı falan almışlar da biz hepimiz başta duyuru da yaptık ama olmadı yani. Bize verilmedi. Yani herkes belli bir miktarda yaşadı. Bizim yani bazı insanlara göre yine yani şansımız iyi. İşimize çıkabiliyoruz. İşimiz düşük de olsa bir parça ekmek evimize götürebiliyoruz. Yani örnek verecek olsak mesela kahvede çalışan insanlarımız var. Lokantada çalışan insanlarımız var. Hani onların haline baktığımız zaman onların daha kötü. Çünkü çalışacak bir evlerine ekmek götürecek bir durumları yok. Yani biz onların pandemi süreci işimizi düşürse bile yine de iyi kötü bir parça ekmek evimize götürebiliyoruz. Yani. Pazarcılar Dernek Başkanı İlhan Karakaş da düzenli bir pazar alanımızın olmasını istiyoruz dedi. Bizde sıkıntımız büyük yani. Biz de diyoruz ki daha kapalı pazarımız olsun. Müşterimiz geldiği zaman yağmurda, karda ıslanmadan alışverişini yapsın. Düzenli bir şekil olsun. İçinde işte mescid olsun, lavabosu olsun, lokantası olsun. Yani demek istediğimiz bir anda bir pazara benzesin. Az çok burayı bir çektiniz gördünüz. Böyle bir pazar yok. Diyeceğiz niye? Kısa etmeyelim. Pandemi dönemine bakalım. Pandemi döneminde şimdi emniyetten çalıştığımız için emniyet bir ara dedi ki burayı şey alalım, kapama alanı alalım. Burayı biz neden kapatacağız? Sokağa bir giriş orada var, bir giriş burada var, bir giriş burada var. Ondan dolayı kapalı pazar olduğu zaman hem biz bu süreçte rahat ederdik hem de emniyet rahat ederdi. Zabıtamız rahat ederdi ama öyle bir şey yok. Bugün bak biz burayı kaldıracağız tam 6 senede şey diyeceğiz. Çalışan mahallesine bir mümkün gidemedik. Tabii şimdi kapalı pazar biz ne istiyoruz? Tertibat, düzlüğüm. Bir baktığın zaman böyle diyelim ki şurası kapalı pazar dümdüz. Esnaf sıra sıra şeklinde. Tamam mı? Müşterinin geniş alma, müşteri seçme, mal alma yeri daha geniş, daha büyük. Düzenli şekilde bir pazar. Pazar olduğuna benzeyen bir yer olacak. Şu anda iki tane, üç tane kapalı pazar var ama pazar pazara benzemiyor. Onları da kapalı saymıyoruz. Çünkü yarısı açık, yarısı kapalı. Zamanında birileri yapmış ama düzensiz yapmış. Biz diyoruz ki bizim pazarlarımız kapalı olacak, düzenli bir şekilde olsun. Hoş olsun. Mesela bak geçen hafta belli esnafımız da yeni işe çıkıyor. Niye? Yağmur yağdı, kar yağdı, don oldu açık pazar diye. Gelemediler kimse. Ama kapalı olsa esnafımız gelir, rahat rahat düzgün yapar. Üstüne kar gelmez, yağmur gelmez. Bir nevi güzel bir şekilde herkese gelip alışveriş yapar. Yani ben bazen şu yakın uzağa gitmeyeyim ben daha. Tunceli diyorum. İmreniyorum ben. Çünkü niye nüfusu bizim 3'te 1'imiz. Adamın kapalı pazarı var. Evet efendim, pazarda son durum böyleydi. Gerçekten birçok pazarcı daha güzel alanlarda esnaflık yapmak istiyor haliyle. Bunların başında mesela pazartesi pazarı haftanın ilk iş günü olduğundan dolayı iyice bir kaos haline geliyor o bölge. Zaten trafik yoğun. Bir de işte o bölgede tam da 4 yol ağzına pazar kuruluyor. Yıllardır o sorun orada devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde orası düzelir. Efendim, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ayhan Tuncer'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından müdürlük görevine müdür yardımcısı Mehmet Sıtkı Erman getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ayhan Tuncer'in 18 Aralık'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından İl Müdürlüğü koltuğu uzun süre boş kalmıştı. Tuncer'in hayatını kaybetmesinin ardından boş kalan koltuğa müdür yardımcısı Mehmet Sıtkı Erman atandı. 1964 yılında İlizli'de doğan Erman, 1985 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1988-2004 tarihleri arasında Elazığ Etikrom Genel Müdürlüğü görevindeyken, 2005-2008 tarihleri arasında Elazığ Etikrom Genel Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınması nedeniyle
2005 yılında Elazığ Bağkur İl Müdürlüğü'ne atandı. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kademelerde Merkez Müdürü, İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Erman, 25 Ocak'ta Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili olarak atandı. Medya grubumuz olarak Mehmet Sıtkı Erman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Evet efendim, devam ediyoruz. İzleyicimizin tabii bu Gazi Caddesi ile ilgili mesajları var. Diyor ki izleyicimiz, Furkan Bey, kaldırımlara demir çekilmesi konusunda size esefle kınıyorum. Medeni şehirlerde kaldırım taşları yol seviyesindedir demiş izleyicimiz. Şimdi ben illa ısrarla çekilsin demedim. Yani şehir plancıları buna karar versin. Bunun en iyi işin uzmanları onlar. Ben kaldırıma demir çekilirse işte trafik akışı daha mı hızlı olur, daha mı yavaş olur bunu bilemem. Sadece bir öneri sunarım netice itibariyle. Ayrıca medeni şehirlerde kaldırım seviyeleri yerle sıfır diyorsunuz ama bizim bir caddelere bakın. Kaldırım seviyeleri zaten yerle sıfır mı? Neredeyse araba kapıları açılmıyor. Şimdi biz haliyle medeni bir şehir olamıyor muyuz yani? O yorumda ortaya çıkıyor. Zaten eğer olamıyorsak varsın demirden de yapmış olalım. Bu mesajı atan izleyicimize de selamlarımızı göndermiş olalım. Güldürdü bizi izleyicimiz, sağ olsun. Efendim şimdi tabii bir kar beklentisi var. Kar yağışı bekleniliyor Elazığ'da meteoroloji tarafından ama daha önceden de beklenildiği anlar olmuştu. Şehir merkezinde bir kar yağacak mı onu bilmiyoruz ama Elazığ'da sanıyorum bir kar yağışı olacak. Belki yüksek kesimlerde, belki ilçelerde, belki köylerde. Bu durumun ayrıntılarını öğreneceğiz. Elazığ Son Haber muhabiri Sıtkı Taşel bizlerle birlikte meteorolojideki son durumu soracağız. Sıtkı, iyi geceler. İyi geceler Sayın Dilaver, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Nedir meteorolojide son durum? Heyecanla kar yağışı bekleniliyor. Geçtiğimiz haftalarda yağdı ama çok da istenilen düzeyde olmadı açıkçası. Gelecek süreçte var mı bir kar yağışı? Evet Sayın Dilaver, önümüzdeki süreçte meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Perşembe günü itibariyle Elazığ'da karla karışık yağmur yağışı olması beklenilmekte. Nasıl peki, hava durumuyla ilgili neler söyleyeceksin? Yani hangi günlerde kar bekleniliyor? Termometreler kaça düşecek? Elazığ'la ilgili önümüzdeki günlerin hava durumuyla ilgili bir açıklama yapacak olacaksak, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden almış olduğumuz verilere göre geçtiğimiz salı günü, yani bugün Elazığ'da gündüz hava sıcaklıkları 4 dereceyi, gece ise hava sıcaklıkları -4 dereceyi gösterecekti. Yani şu anda hava sıcaklıklarının -4 olması tahmin edilmekte. Yarın yani çarşamba günü, bugünün sabahı Elazığ'da çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenmekte. Çarşamba günü gün içerisinde Elazığ'da 4 derece bir havanın, gece saatlerinde ise Elazığ'da 1 dereceye kadar hava sıcaklıklarının düşmesi tahmin edilmekte. Önümüzdeki günlerde Perşembe günü, yani 28 Ocak 2021 Perşembe günü Elazığ'da karla karışık yağmur yağması beklenmekte. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada kar yağışının olacağını ifade etti. Ama Perşembe günkü verilere bakmış olduğumuzda ve hava sıcaklıklarına bakmış olduğumuzda Perşembe günü gündüz saatlerinde 6 derece, gece saatlerinde ise 2 dereceye kadar hava sıcaklıkları beklenmekte ve karla karışık yağmur beklenmekte. Yine 29 Ocak 2021 Cuma gününde ise Elazığ'da yine gündüz saatlerinde, yani gün içerisinde 4 derece bir havanın hakim olması, gece ise -3 derece bir havanın hakim olması beklenmekte ve Cuma günü yine karla karışık yağmur yağması Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından tahmin edilmekte. Hafta sonunun ilk günü, Cumartesi günü ise Elazığ'da sabah saatlerinde 4 derece, gece saatlerinde ise -1 dereceye kadar havanın düşmesi beklenmekte. Yani çarşamba gününden sonra cumartesiye kadar Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamış olduğu verilere göre cumartesiye kadar hava geceleri sıfırın altına düşmeyecek. Cumartesi günü ise parçalı bulutlu bir havanın Elazığ'da hakim olması beklenmekte. Pazar günü ise Elazığ'da 4 derece sabah, 1 derece gece hava sıcaklıklarının hakim olması beklenmekte. Ve pazar günü için ise Elazığ'a sağanak yağışı var dedi Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamasında. Bunların haricinde komşu şehirlerde de hava durumu hemen hemen Elazığ'la aynı diyebiliriz.
Bir Elazığ'ın komşu şehri Malatya'da çarşamba günü, yani bugün parçalı bulutlu bir hava beklenmekte. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre çarşamba günü Malatya'da gündüz 6 derece, gece ise 1 derece hava sıcaklığı olması bekleniliyor. Perşembe günü ise Malatya'da yine gündüz hava sıcaklıklarının 7 derece, gece eksi 1 derece olması bekleniyor ve gün içerisinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması beklenmekte. Cuma günü ise Malatya'da karla karışık yağmur olması ifade edildi Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından. Malatya'da cuma günü gündüz hava sıcaklığı 3 derece olacak. Gece ise hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamış olduğu veriye göre. Elazığ'da perşembe günü karla karışık yağmur yağacak denildi. Ama Malatya'da ise cuma günü karla karışık yağmur yağması beklenmekte. Hafta sonunun ilk günü Malatya'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz hava 4 derece, akşam ise 0 derece olacak. Hava sıcaklıkları hafta içine nazaran hafta sonu biraz daha ısınacağı tahmin edilmekte Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından. Bir diğer komşu şehrimiz olan Tunceli'de ise çarşamba günü bulutlu bir havanın hakim olması tahmin edilmekte Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından. Perşembe günü ise Tunceli'de de Elazığ'da olduğu gibi karla karışık yağmur olduğu ifade edilmekte. Perşembe günü Tunceli'de sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece olacak. Gece saatlerinde ise hava sıcaklığı eksi 1 dereceye kadar düşecek ve Perşembe günü Elazığ'da olduğu gibi Tunceli'de de kar yağışı olacağı ifade edilmekte. Cuma günü de Tunceli'de karla karışık yağmur yağacağı ve kar yağışı olacağı yine Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklandı. Cuma günü Tunceli'de sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3 derece, gece ise hava sıcaklığı eksi 3 derece olacak. Hafta sonu Tunceli'de ise çok bulutlu bir hava beklenmekte. Gündüz hava sıcaklıkları cumartesi günü Tunceli'de 3 derece, gece ise eksi 1 derece olması planlanmış. Yani bölge müdürlüğü tarafından açıklanmış. Bir diğer komşu şehrimiz Diyarbakır. Diyarbakır'da da çarşamba günü bulutlu bir havanın hakim olması tahmin edilmekte. Diyarbakır'da Elazığ'a nispeten daha sıcak bir hava hakim olacak. Çünkü Elazığ'da çarşamba günü 4 derece bir havanın hakim olması beklenmekteyken Diyarbakır'da gündüz saatlerinde hava 8 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklıkları. Gece saatlerinde ise Elazığ'da çarşamba günü için 1 dereceye kadar düşmesi havanın beklenmekteyken Diyarbakır'da eksi 2 dereceye kadar düşecek. Yani gün içerisinde Diyarbakır daha sıcak olacak ama Elazığ nispeten gece daha sıcak olacak. Havayı bu şekilde hissedeceğiz. Cuma günü ise komşu şehir Diyarbakır için Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulundu ve kar yağacağını açıkladı. Diyarbakır'da cuma günü gündüz hava 3 derece olacak. Gece ise hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düşecek. Diyarbakır'da hafta sonunun ilk günü yani cumartesi gününde sağanak ve kar yağışı olduğu tahmin edilmekte. Cumartesi günü Diyarbakır'da hava gündüz saatlerinde 3 derece, gece saatlerinde ise eksi 1 dereceye kadar düşecek. Diyarbakır'la ilgili yapılan açıklamada böyle. Bir diğer komşu şehrimiz Bingöl. Bingöl'de de çarşamba günü gündüz saatlerinde hava 3 dereceye kadar sıcaklığını kendisini belirtilecek. Ama gece saatlerinde ise çarşamba günü Bingöl'de hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düşecek ve bulutlu bir havanın hakim olması beklenmekte. Bingöl'de perşembe günü karla karışık yağmur beklentisi var yine. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada. Gün içerisinde perşembe günü Bingöl'de hava 3 derece olacak. Gece saatlerinde ise hava sıcaklıkları eksi 2 dereceye kadar düşecek. Bingöl'de Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre cuma günü kar yağışı yine olacak. Gündüz hava sıcaklıkları 3 derece olacak iken gece ise hava sıcaklıkları Bingöl'de cuma günü eksi 2 dereceye kadar düşecek. Hafta sonu cumartesi günü Bingöl'de gündüz 3 derece, gece ise eksi 1 derece olacak ve yine cumartesi günü Bingöl'de sağanak yağışının olması Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından tahmin edilmekte. Şimdilik hava durumu ile ilgili hafta sonuna kadar aktaracaklarımız bu kadar.
Evet, peki Sıtkı, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinden dolayı. Çok sağ ol. Teşekkür ederim, iyi yayınlar derim. Çok teşekkürler. Evet, Elazığ'ın haber.com muhabiri Sıtkı Taşer Elazığ'daki hava durumu ile ilgili bilgiler verdi. Sanıyorum Sıtkı Taşer'den edindiğim bilgi şu yönde. Perşembe günü bir karla karışık yağmur beklentisi var. Cuma günü bir kar yağışı beklentisi var. Hafta sonu özellikle pazar günü bir kar yağışı beklentisi var Elazığ'da. Tabii bölge şehirlerde kar yağışı bekleniliyor ama Elazığ'da artık bu olur mu olmaz mı, nasıl olur? Tabii bu noktada önümüzdeki gün bunu görmüş olacağız Perşembe günü. Bakalım beklenilen kar bu kez tam böyle istediğimiz gibi lapa lapa bir şekilde yağacak mı? Bazen izleyeceğimiz mesaj atıyor, diyorlar ki ya bu kar her yere yağıyor. Elazığ niye yağmıyor? Yani bu şehirde biri birilerinin ahını mı aldı, çok büyük bir ah mı aldık diyorlar. Yani tabii netice itibariyle inşallah umut ediyoruz ki bir an önce bu kar yağışı ilimizde de gerçekleşmiş olur. Devam ediyoruz efendim günün diğer gelişmeleriyle. Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut, Elazığ'da hayvancılığın bir adım öne götürmenin mümkün olmadığını söyledi. Elazığ Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut televizyonumuzu ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Başkan Bulut, Elazığ'daki hayvancılık sektörünü değerlendirerek Elazığ'da hayvancılığı bir adım öne götürülmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Elazığ'da hayvancılık geçmişe dönük olarak baktığımız zaman bugünkü konum itibariyle iyi değil. Bunun tabii çeşitli sebepleri var, farklı konjonktürleri var ama en önemli ayağını üreticinin para kazanmaması oluşturuyor. Birincisi bu. İkincisi de Elazığ'ın kaba yem açığı var. Bahsettiğimiz hayvanda çiftlik hayvanları oldukları için, bunlar sığır, koyun, keçi gibi hayvanlar oldukları için, bunlar çok mideli hayvanlar, bunlar otçul hayvanlar oldukları için kaba yem açığı var. Elazığ'da yemler pahalı, yüksek ücretle, maliyet yüksek, ürünün çıkışı ucuz. Onun için hayvancılığı Elazığ'da bir adım ileriye götürmek mümkün değil. Bunu aşabilmek için özellikle de Elazığ Ovası'nın, Kozu Ova'nın ve Ulu Ova'nın mutlaka sulut alıma açılması gerekiyor. İvedilikle yapılması gereken bir problemi tarımsal anlamda, hayvancılık anlamında ve sulamaya açıldıktan sonra da hayvancılığa dönük olarak bitkisel üretimin mutlaka yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut, veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasasında kapsam dışı bırakıldığını ve yeterince değer verilmediğini belirtti. Biliyorsunuz 657'ye göre, yani devlet memurları kanununa göre veteriner hekimler sağlık sınıfında diye tarif ediliyor. Ama veteriner hekimler nimetin paylaşımına gelince kapsam dışı bırakılıyor. Bu gerek sağlıkta şiddet yasasında ve gerekse de fiilli hizmet zammı ve erken emeklilik durumlarda yıpranma paylarında kapsam dışı bırakılmış. Tabii veteriner hekimlerle hayvanlarla insanlar arasında çok sıkı bir bağ var. Hayvanlarda bulunan 250'ye yakın zoonotik dediğimiz esası itibariyle hayvan hastalığı olan ve insanlara da bulaşabilen ortak hastalıklarımız var. Veteriner hekimler sahada bununla mücadele ediyor. İnsanların sofrasına gelen ürünlerde bu bahsettiğimiz bakteriler, hastalıkların, viral hastalıkların eradikasyonu sağlamaya çalışıyor. Ve gıda üretim yerlerinde de çalışıyor, kesimhanelerde çalışıyor. Yani gıdanın güvenli bir şekilde tüketicinin sofrasına gelmesinde çok büyük katkıları var. Dolayısıyla veteriner hekimler sağlık çalışanın birebir parçası, ancak kapsam dışı bırakılıyor. Bu Türkiye'yi sağlık sistemini yönetenlerin bunu iyi algılaması lazım. Bugün dünya sağlık otoriteleri tek sağlık konseptine odaklanmış durumda ve gelecekteki toplumların daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir toplumun oluşabilmesi için mutlaka çevre sağlığı, insan sağlığı ve hayvan sağlığının bir konjonktürde değerlendirilmesi gerektiği vurgulamaktadır. Bulut, güvenli ve yerli üretime vurgu yaparak çıkartılacak hayvansal projelerin güvenle korunması gerektiğini ifade etti. Hayvancılık sektörü, tarım sektörü daha doğrusu, gelecekteki toplumların üretimin zorlaştığı, üretim güvenliğinin zorlaştığı, kuraklığın,
kapıda olduğu bir dönemde ülkelerin, toplumların daha güvenli, daha istediği kalitede hayvansal gıdaların üretebilmeleri için sektörü biliyorsunuz, stratejik bir sektör. Onun için çok dikkatli olunmalı. Çıkarılacak her türlü projenin, hayvansal projelerin ortak merkezinde üreticinin ekonomik olarak hassasiyetle korunması gerekir. Hepimizin ortak paydası, biz bu ülkede üretmeliyiz. Bu ülkede güvenli bir şekilde üretmeliyiz ve kendi insanımızı da güvendiğimiz, kendi topraklarımızda ürettiğimiz gıdayı sofralarına sunabilmeliyiz diye düşünüyorum. Efendim, Aksa Elektrik Hizmet Bölgesi'ndekilerin 2020 yılına ait elektrik tüketim rakamlarını açıkladı. Elazığ'da elektrik tüketimi bir önceki yıla göre %5 artış gösterdi. Aksa Elektrik Hizmet Bölgesi'ndeki illerin 2020 yılına ait elektrik tüketim rakamlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'in yer aldığı Çoruh bölgesindeki elektrik tüketimi 2020'de bir önceki yıla göre yaklaşık %15 azaldı. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'nin yer aldığı Fırat bölgesindeki elektrik tüketimi ise bir önceki yıla göre az da olsa artış yaşandı. Elazığ'da elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yaklaşık %5 artış gösterirken Malatya'da %1'in altında da olsa arttı. Bingöl'deki elektrik tüketimi ise bir önceki yıla göre yaklaşık %7, Tunceli'de %2 seviyesine düştü. Öte yandan 2020'nin son çeyrek rakamlarını da açıklayan şirket, söz konusu dönemde elektrik tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre %5'ten fazla arttığını açıkladı. Ticarethane ve sanayi grubundaki tüketimi son 6 ayda arttı. Şirket, Fırat bölgesindeki ticarethane grubunun toplam tüketiminde 2020 yılının son 6 ayında yılın ilk yarısına göre %22'lik artış yaşandığını, sanayi grubundaki artış oranının %18 olarak gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca Fırat bölgesinde 2020'nin sonunda abone sayısının bir önceki yıla göre %4'ten fazla arttığını kaydetti. Söz konusu dönemde Fırat bölgesinde sanayi ve ticarethane grubundaki abone sayısı %16 artış gösterdi. Yabancı uyruklu kişilere ait abonelik bilgilerini de açıklayan şirket, 2020 yılında bir önceki yıla göre yeni yabancı abone sayısında azalış olduğunu kaydetti. Fırat bölgesinde söz konusu dönemde yeni yabancı abone sayısı ise bir önceki yıla göre yaklaşık %13 oranında düştü. Evet efendim, bugün aslında dündü. Dün yoğunluktan kutlamayı unuttuk. Elazığ'ın yetiştirmiş olduğu önemli bir değer efendim. Özellikle kuaförlük mesleğiyle ilgili çok önemli başarılar elde eden ve bu noktada uluslararası yarışmalara da katılan, Elazığ'ı temsil eden Erkan Engin'in doğum günü. Buradan Erkan Engin'in doğum gününü kutlamış olalım. Ailesiyle birlikte, sevdikleriyle birlikte nice başarı dolu, sağlıklı, uzun ömürlü yıllar dileyelim efendim. Bu vesileyle birlikte Mehmet Pala, İhsan Çelik ve İsmail Aytekin'e de kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım efendim. Devam ediyoruz. Jandarma dağ keçilerinin yoğun olarak bulunduğu alanlara yem bıraktı. Dağ keçilerinin kameraya yansıyan görüntüleri ise dikkat çekti. Elazığ'da şehir merkezinde kar erirken yüksek rakımlı bölgelerde yağışın fazla olması nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorluk yaşamaya başladı. Özellikle yaban keçilerinin görüntülendiği yüksek rakımlı ilçelerin kırsal alanları da jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ile irtibata geçerek yem talebinde bulundu. Ekipler tarafından bölgeye gönderilen saman ve yemler dağ keçilerinin görüntülendiği bölgelere jandarma ve güvenlik korucuları tarafından bırakıldı. Yaban keçilerinin kış ve sonbaharda çekilen görüntüleri ise dikkat çekti. Evet, devam ediyoruz efendim. İyilik Çeşmesi Derneği'nin gönüllü gençlerinden oluşan psikososyal destek ekibi depremzede çocukları ziyaret ederek etkinlik düzenledi.
İyilik Çeşmesi Derneği'nin gönüllü gençlerden oluşan psikososyal destek ekibi geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin birinci yılında merkeze bağlı Mollakendi beldesinin kırsal mahallelerini ziyaret etti. Çocuklara moral vermek adına etkinlik gerçekleştiren gönüllü gençler yüz boyama, balon uçurtma, çeşitli yöresel sokak oyunları ve çaldıkları müziklerle çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi. Düzenlenen etkinlikler ve hediyelerle yüzleri gülen depremzede çocuklar gençlere teşekkür etti. Dernek Başkanı İbrahim Sedat Çetin yaptığı açıklamada depremin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatarak devletin bugüne kadar yaptığı büyük yardımlarla Elazığlıları yalnız bırakmadığını söyledi. Evet efendim, son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık, yeni güne birlikte başladık. Yeni gün çarşamba gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle birlikte olmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.